Merhaba hanımlar. Sevgi Dinlemeyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok farklı bir başlama tekniği göstereceğim. Kabarcıklı başlama. Böyle küçük küçük minik minik toplarımız var. Bebeklerinizde kız çocuklarına etek yapabilirsiniz. Etek ucu başlarken hani böyle başlayabilirsiniz. Yeleklerin ucunda ya da bir kazak ya da hırka yaptığınızda onların yakasında kullanabilirsiniz. Hem basit hem de kullanışlı bir başlama tekniğidir bu. Şimdi bunu size nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkası bu şekildedir. Minik toplarımızın, kabarcıklarımızın. Burası da ön yüzüdür. Ben bunu toplarımızı yaptıktan sonra bir sıra daha ördüm. Şimdi size ben bunu nasıl yapıldığını göstereyim. Burada her iki topumuz 10 tane ilmekten oluşmaktadır. Ben size iki tane topun başlangıcını göstereceğim. 10 tane ilmek kurdum ben burada. İlk etapta şu ilmeğimiz arkada olsun, ipimiz. Örneğimize başlarken düz örgü örerek başlıyoruz her zaman. 1 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Üçüncüyü de bir tane aynı şekilde düz örüyoruz. Bu şekilde bakın, düz ördükten sonra bizim burada diğer üçüncü ilmeğimizi içinden bir tane düz örgü ilmek çıkartınca bunu bu şişten almıyoruz. Bunu bu şekilde, şu şekilde yapacağım ben size. Bu şekilde geçiriyoruz buraya. Tekrar bunu bu şişimizde ilmeğimizin içerisinden geçirip buradan geçirip tekrar bunu buradan şişimize takıyoruz ve bir tane düz örüyoruz. Yine aynı şekilde bunu aynı bu iki ilmeği şişimin arasından geçiriyorum. Yine aynı ilmeğimin içerisine batıyorum. Şişime ipimi doluyorum ve bir tane daha düz örgü olarak çekiyorum. Bunu parmağımızda sarılı bir şekilde yapamıyoruz. O yüzden bu şekilde ben parmak atma yöntemiyle yaptım bunu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz olacak. Bir dakika, ben bunu yeniden yapacağım size. Şimdi göstermek amaçlı. Şimdi iki tane ilmeğimizi düz ördükten sonra aynı ilmeğimizin içerisinden, üçüncü ilmeğimiz içerisinden bir tane düz örüyoruz. Diğer ilmeğimiz içerisinden çıkartmadan bu ipimizi bu iki şişin arasından geçiriyoruz. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir düz daha örüyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde ikinci, üçüncü defa yapıyoruz bunu. İki şişimizin arasından ipimizi geçirip yine aynı yere batarak aynı ilmeğin içerisinden bir tane düz örgü çıkartıyoruz. Bir dakika, olmadı bu. Yeniden. Üçüncüyü tekrar çıkarttım. Ve bu ilmeğimizi bırakıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oluştu. Tekrar biz bunu hiçbir işlem yapmadan diğer tarafımıza çeviriyoruz. Bu 5 ilmeği çevirdik. Burada ters örgü yapıyoruz. Bu 5 ilmeğimize. Bütün ilmeklerimizi örerek ters örgü yapıyoruz. 1 2 Hani siz daha rahat anlayın diye yavaş yapıyorum ben bunu. 3 4 ve 5. Bu iki ilmeğimiz hep her zaman bu tarafta duracak. O ilk başta ördüğümüz iki ilmeğimiz. Tekrar döndürüyorum. Yine aynı şekilde bu tarafı düz örgü yapıyorum. 1 2 3 4
5. Bir daha döndürüyorum. Bu tarafımız ters örgü olacak. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yine aynı şekilde düz tarafa dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Ve üçüncü ve son kez ters örüyoruz aynı ilmeklerimizi. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar ön yüzümüze döndüğümüzde bizim bu 5 ilmeğimizi tek tek kesiyoruz. Bu bildiğimiz kesme yöntemi değil. Bu ilmeğimiz, ilk baştaki ilmeğimiz her zaman yerinde duruyor. Bu ilmekleri tek tek bu ilk baştaki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Bakın bu şekilde. Birinci ilmeğimi atlattım. Bir dakika, onu atlatırken de diğer ilmeğimizden ip kaçırmayalım arasından. Ha, tekrar deniyorum. Evet, bu şekilde bir ilmeğimizi atlattım. Tekrar ikinci ilmeğimizi atlatıyorum üstünden. Tekrar üçüncü ilmeğimizi atlatıyorum ve tekrar dördüncü ilmeğimizi atlatarak bu beşinci ilmeğimiz her zaman burada duruyor. Bunu da diğer şişimize geçiriyoruz bu şekilde. Ve tekrar ikinci topumu kurmak için topumuz bu şekilde oluyor, bakın. Yine aynı şekilde bir aralarında bu topların her bir topun arasında üçer tane ilmek örüyoruz bu sefer. Düz ilmek örüyoruz. 1 2 ve 3. düz ilmeğimi ördükten sonra bu ipim duracak bu şekilde. Bu tarafa alıyorum. Parmağıma sarılıyken ben bu sarma işlemini yapamıyorum. O yüzden bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi buradan bir tane düz ilmeğimizi ördük. Aynı şekilde ikinci ilmeğimizin içerisinden çıkartmadan bu iki şişin arasından bu ipimizi geçirerek yine aynı şekilde bir tane daha düz ilmek örüyoruz. Ve yine aynı şekilde geç çıkarmadan buradan bir tane daha düz ilmek örüyoruz. Ve yine 3 defa yapıyoruz bu işlemi. 3. defa şişlerin arasından ipimi geçirerek yine aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha örüyoruz. Bir dakika. Evet. Burada 5 tane ilmeğimiz oluşacak. Ve tekrar şişimizi çeviriyoruz. O çıkardığımız 5 ilmeklerimizi ilk etapta ters örgü yapıyoruz. Biraz sık olduğu için tabii ilmeklerimizden zor geçip çıkıyor.
Evet, bir dakika, ben galiba burasını fazla yaptım. Bir dakika. Yeniden yapalım isterseniz. Bir tane fazla yapmışım anlaşılan. Şimdi bunu buradan bir tane geçirdik. İkinciyi geçiriyoruz. Ve tekrar. Evet. Üçüncüyü geçiriyoruz. Bu şekilde, tamam. Şimdi saymadan yapmıştım ilk etapta. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz. Bunu çevirdikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeklerimizi de ördüm. Yine aynı yüzüne geçirerek düz örgü yapıyorum bu tarafını. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yine aynı şekilde ters örgü ikinci defa döndüm. Evet. Tekrar düz örgü. 2, 3, 4 ve 5. Ve son kez, üçüncü defa ters örgümüzü yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi, bu 5 tane ilmeğimizi, yani bu sondaki 4 ilmeğimiz, bu bir, ilk ilmeğimizin üzerinden atlatarak kesiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. ve son ilmeğimizi de geçireceğiz. Evet. Şişimizden ilmeklerimiz çıkıyor. Bu işlemi yaparken çıkıyor zaten. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, son ilmeğimizi de geçirdikten sonra bu ilmeğimizi, bir tane kalan ilmeğimizi diğer şişimize geçirerek normal tekrar diğer ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, bu şekilde yaparak, biraz ağır yaptım ama İnşallah kolay anlaşılır bir şekilde yapmışımdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.